Evet sevgili arkadaşlar, Arı Yayınları'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TYT Son Tekrar programımız çerçevesinde ondalık sayıları işleyeceğiz arkadaşlar. Ondalık sayılar biliyorsunuz hayatımızın çok önemli bir parçası. Bugün herhangi bir markete vesaire bir yere gittiğinizde bütün etiketlerin ondalık sayı yani virgüllü sayı olduğunu görürsünüz. Şimdi arkadaşlar nedir ondalık sayı? Paydası 10, 100, 1000 gibi onun kuvveti olan sayılardır. Arkadaşlar şimdi 3 bölü 10 kesrini, bu bir rasyonel sayı biliyorsunuz. Ondalık sayıya nasıl çeviriyoruz? Şimdi arkadaşlar paydada 10 varsa virgülden sonra 1 basamak vardır. Paydada 100 varsa virgülden sonra 2 basamak vardır. 1000 varsa 3 basamak vardır. Vesaire bu şekilde gider bu. Şimdi 3 bölü 10 kesimine o zaman biz virgülden sonrasında sadece 1 basamak olacaksa 3 olacaktır. Ve virgülden öncesinde 0 ile tamamlayacağız. Ve 0.3 şeklinde bir ondalık sayı olarak ifade edeceğiz. Şimdi 27 bölü 100'e gelince paydada 100 olduğu için arkadaşlar bu defa virgülden sonra 2 basamak olacaktır. 2 basamak olunca 27. Virgülden öncesinde 0 ile tamamladım. 0.27 olacak veya 0.27 olacak. Şimdi arkadaşlar 4 5 kesrini ondalığa çevirmek için öncelikle 2 ile genişletmeniz gerekiyor. Bakın bu nedir? 8 bölü 10'dur. Evet artık paydadaki sayı 10 olunca virgülden sonra da 1 basamak olacağı için 8 olacak. Virgülden sonrası 0 tamamlanacak. 2 bölü 25 kesrini ifade etmek için önce 4 ile genişletiyorum ki paydasını 100 yapabileyim. Burası 8 bölü 100 olacaktır. Bakın arkadaşlar paydasında 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak olacaktır. Ama yukarıda sadece 8 var. Demek ki ben 8'in önüne bir tane 0 koyacağım. Bakın 0,8 virgülden sonra sonra yani 2 basamak haline getirdim. Virgülden öncesi de gene ne olacaktır? 0 olacaktır. 0,08 sayısını elde ettik. 71 bölü 125 sayısına gelince arkadaşlar 125'i 8 ile genişletirsek 1000 sayısını elde ederiz. Dolayısıyla bunun paydasını 1000 haline getirdik bakın. 8 ile 71'i çarparsanız da 568 sayısını elde edersiniz. 568'i de 1000'e bölerseniz 0,568. Bakın virgülden sonra gene 3 tane basamak oldu. 17 bölü 20'yi ifade etmek için de bunu 5 ile genişletiyorum arkadaşlar. 5 ile 17'yi çarparsanız 85. Paydası da 100 olur. Virgülden sonra 2 basamak olacağı için virgülden sonrası 85 virgülden öncesi de 0'dır. Evet biz demek ki rasyonel sayıların paydalarını 10, 100 ve 1000 haline getirerek bunları ondalık sayı şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hızlıca ondalık sayılarda 4 işlemi nasıl yapıyoruz onları görelim. Şimdi toplama çıkarma işleminde arkadaşlar virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Yani şu örneği yapalım mesela 71,613 sayısıyla 18,471 sayısını alt alta yazıyorum bakın virgüller aynı hizaya gelecek şekilde şekilde. Toplama işlemini hızlıca yapıyorum. 4 gelir. Burası 8 gelir. 6, 4 daha 10'dur. 0 elde var 1. 1, 8 daha 9'dur. Elde var 1 ile 10 olur. Elde tekrar 1 var. 7, 1 daha 8. 1 de elde 9'dur. Virgül aynı hizaya inecektir arkadaşlar. Ve 90,084 sayısını elde edelim. Şimdi çıkarma işlemine gelince bu defa 19,21 sayısından. Bakın virgüller alt alta gelecek şekilde 4,653 sayısını yazdım. Çıkarma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Eksi kaneleri 0 sıfırla tamamlıyorum. Şurası sıfırla tamamlanacak. Şurası sıfırla tamamlanacak. Evet. Şimdi çıkarma işlemi yapıyorum. Sıfırdan 3 çıkmayacağı için 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Burada sıfır kaldı. Sıfırdan 5 çıkmayacağı için buradan aldım 10'luk. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada 1 kalmıştır. Buradan 10'luk aldım. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı arkadaşlar. Burada 8 kalmıştı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Burada 1 kaldı. 14,557 sayısını elde ettim. Arkadaşlar çarpma işlemine gelince çarpma işlemini iki yoldan yapabilirsiniz. Birinci olarak rasyonel sayıya çevirirsiniz. Normal rasyonel sayılarda çarpma işlemini yaparsınız. Bakın bu işlemi önce öyle yapıyorum. 0,12 sayısı 12 bölü 100'dür. 1,4 sayısı da 14 bölü 10'dur. Evet bu çarpma işlemini yaparsanız bakın paydası 1000 olacaktır. 100 çarpı 10'dan 1000 olacak. 12 ile 14'ü çarparsanız arkadaşlar 12 çarpı 12 144. 2 tane 12 daha 24. 168 geliyor. Evet 168 bölü 1000 sayısı da nedir arkadaşlar? 0,168 şeklinde yazılabilir. İşlemin sonucunu ondalık sayı olarak böyle buldum. Ha ikinci olarak ne yapabilirsiniz? 0,12 ve 1,4 sayılarında virgülleri görmeden yani yani 12 ile 14'ü çarparsınız. Bakın 12 ile 14'ü çarpalım. Hem az önceki işlemi de kontrol etmiş oluruz şimdi. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4, 1 kere 2 2, 1 kere 1 1. Evet 8, 6, 1. Evet kafadan doğru yapmışız işlemi demektir. Şimdi 168 buldum. Arkadaşlar sonra sayılara döneriz. Birinci sayıda virgülden sonra toplam 2 hane var. İkinci sayıda virgülden sonra toplam 1 hane var. İki sayıda toplam virgülden sonra 3 hane var. Dolayısıyla virgülümüzü şuradadır virgül. 3 hane sol tarafa doğru kaydıracağım. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü eksi kaynayı sıfırla tamamladığımda 0,168 sayısını böyle de elde edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bölme işlemine gelince yine bölme işleminde de iki tane yolumuz vardır ama biz daha çok virgül kaydırma yolunu tercih ederiz. Şimdi birinci örneğimize bakın 2,4 bölü 0,8. Şimdi arkadaşlar pay ve payda virgülleri eşit adım sağ veya sola kaydırabilirsiniz. Tabi biz burada virgüllerden kurtulmak için sağ tarafa kaydırmamız lazım. Birinci sayıda yukarıdakinde virgülü bir adım sağa kaydırırsanız virgülden kurtulursunuz. Paydadaki de bir adım sağa kaydırırsanız virgülden kurtulursunuz. Ve dolayısıyla 24 bölü 8 elde edersiniz. Ki bu işlemin sonucu biliyorsunuz 3'tür zaten. Şimdi ikinci örneğimize gelelim. 2,1'i 0,07'ye bölüyoruz bakın. Şimdi 2,1'de bir adım kaydırdım. Buraya geldi. 0,07'de kaydırdım. Bir adım buraya geldi. Paydada hala virgül var. Dolayısıyla virgülden kurtulmak için bir adım daha sağa gitmeliyim. Yukarıdaki bu bir adım sağa gitme hakkımı 0 koyarak tamamlıyorum. Dolayısıyla yukarıdaki 210 sayısını 7'ye bölmüş oluyorum artık. 210'u da 7'ye bölerseniz nedir işlemin sonucu? 30'dur. Şimdi 3. örneğimize bakalım. 1,44'ü 3,6'ya bölüyoruz arkadaşlar. Önce birer adım sağa kaydıralım. Burada kaydırdım virgüller bitti. Burada buraya geldim. Yukarıda hala virgül var. Dolayısıyla bir adım daha kaydırdığımda paydaya sıfır koymam gerekiyor. Şimdi ne oldu bakın? 144 bölü 360 kesrini elde ettim arkadaşlar. Ha burada da sadeleştirme yapabilirsiniz artık. 144 örneğin 36'ya bölünür 4 defadır. 360 36'ya bölünür kaç defadır? 10 defadır. Bir de 2 ile sadeleştirirseniz işte arkadaşlar 2 bölü 5 bulursunuz. Ha 2 bölü 5 kesirini ister 2 bölü 5 olarak ifade edersiniz. isterseniz de 0 4 yani 4 bölü 10 şeklinde ifade edebilirsiniz. Dördüncü örneğimize geldiğimizde 0 bölü bölü 0 2. Şimdi burada virgülden kurtulmak için yukarıda daha fazla virgülden sonra basamak olduğu için 3 adım kaydırmalıyım arkadaşlar. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Dolayısıyla 3 adımı aşağıda nasıl kullanacağım? Birinci adım böyle kaydırdım. İkinci adımı 0 koyarak, üçüncü adımı 0 koyarak tamamlıyorum. Dolayısıyla yukarısı artık 4'tür. Aşağıda da paydada da 200 var. Dolayısıyla 4 bölü 200 kesirini elde ettim. Tabi burada sorunun ışıklarına bakmak lazım. 4 bölü 200 kesirini işte 4 ile sadeleştirerek 1 bölü 50 şeklinde de ifade etmiş olabilir. Şıklara koymuş olabilir. Veya 1 bölü 50 kesirini 2 ile genişletelim bakın tekrar. Ne bulursunuz? 2 bölü 100 bulursunuz. 2 bölü 100 kesri de neye eşittir? Tabii ki 0,02 ondalık sayısına eşittir. Dolayısıyla bölme işleminde biz virgül kaydırarak yapma yolunu arkadaşlar tercih ediyoruz. Arkadaşlar sıradaki sorumuz ÖSYM tarafından sorulmuş bir sorunun benzeri. Şimdi demiş ki bize x artı 21 bölü 40 ifadesinin sonucu bir tam sayıyı eşittir. Buna göre pozitif x sayısının ondalık kısmını bulunuz demiş. Arkadaşlar bunun yani bu soruyu biz e, test tekniğiyle çok basit bir şekilde çözebiliriz. Sonucun arkadaşlar tam sayı çıkabilmesi için bakın biz x sayısını ne alabiliriz? 19 bölü 40 olarak alabiliriz değil mi? Yani bizim için e, önemli olan virgülden sonrası olduğuna göre biz bunu 19 bölü 40 olarak rahatlıkla seçebiliriz. Dolayısıyla 19 bölü 40'ın virgül virgülden sonrası lazım bize. Şimdi bunu bu defa da şöyle yapalım gelin. 19'u bildiğimiz yollardan 40 sayısına bölelim. Şimdi 19'da 40 olmadığı için buraya 0 koydum. Buraya 0 koydum. 190'da 40 arkadaşlar 4 defadır. 4 kere 40 160'tır. Burada 30 kaldı. 30'da 40 olmadığı için 0 koydum. 300'de 40 artık 7 defadır. 7 kare 40 280 yapar arkadaşlar. Çıkarırsam 20. 200'de 45 defadır 5 kere 40 200 olduğu için görüyorsunuz 0, 0 0 0 işlemim tamamlanmıştır. Dolayısıyla x sayısının arkadaşlar virgülden sonrasını soruyordu bana görüyorsunuz virgülden sonrası nedir 475 şeklinde çıktı karşıma. Evet sevgili evet. arkadaşlar şimdi bir yeni nesil soru var. Kabak çekirdeği 24,5 TL'ymiş fıstık da 42,8 TL'ymiş bize diyor ki bu çerezlerden 200 gram kabak çekirdeği aldık 400 gram fıstık aldık daha doğrusu Mert almış. Kuru yemişçiye 50 lira vermiş. Para üstü olarak kaç lira alır diyor. Kolay bir soru görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi kabak çekirdeği kaç lira tutar? 200 gram aldı. Bu ne demektir? 0,2 kilogram aldı demektir. 0,2 kilogramla 24 buçu çarparsanız arkadaşlar bu işlemin sonucunu 4,9 bulursunuz. Az önce ondalık sayılarda çarpma işlemini yaptık. Ben direkt sonucu yazıyorum. Şimdi fıstıktan da 400 gram aldık arkadaşlar. Bu da 0,4 kilogram yapacaktır. 0,4 kilogramla da 42 8'i çarparsanız arkadaşlar bunun da sonucu 17,12 TL yapacaktır. Evet biz Mert'in toplam kaç liralık kur yemiş aldığını bulalım. Burada virgülleri alt alta gelecek şekilde bakın toplarsanız eğer 2 burası 0. 17 ile 4'ü toplarsanız da elde var 1 ile birlikte 22,02 TL'lik kur yemiş almıştır arkadaşlar. Şimdi ne diyor bize? 50 lira verdi. Dolayısıyla 50 liradan da 22,02'yi çıkaracaksınız ve Mert'in para üstü olarak kaç lira aldığını bulacaksınız arkadaşlar. Tabi burada virgül 0,0 tamamlarsanız eğer bu işlemi de bakın burası 98 olur. Burada da 49'dan 22'yi de çıkarırsanız 27,98 TL para üstü alması gerektiğini bulursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sırada gene e, sayı doğrusu içeren bir sorumuz var. Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık tam sayıların arası noktalarla eş bölmelere ayrılmıştır diyor. Buna göre işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor bize. Şimdi arkadaşlar A sayısı kaça karşılık gelir? Önce rasyonel sayı olarak yazalım isterseniz. Eksi 1 ile 0 arası 2 eşit parçaya bölündüğü için bu eksi 1 bölü 2 sayısına karşılık gelir. 0 ile 1 arası görüyorsunuz 4 eş parçaya bölünüp B 3. parça olduğu için B sayısı 3 bölü 4 sayısına karşılık gelir. C sayısı da arkadaşlar 1 ile 2 arasında olduğu için bir kere 1 tamı var. 3 parçaya bölündüğü için payda da 3 ve birinci parça olduğu için 1 tam 1 bölü 3'tür. Bunu da eğer bileşik kesire çevirirseniz 4 bölü 3 kesirini bulursunuz arkadaşlar. Şimdi A artı B sayısını bulalım bakın. A sayısı eksi 1 bölü 2. B sayısı da 3 bölü 4. Önce görüyorsunuz rasyonel sayı sorusuymuş gibi çözüyorum arkadaşlar. Burayı 2 ile payda eşitlersem eksi 2 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü toplarsam 1 bölü 4 bulurum arkadaşlar. Tabi bunu biz ondalık sayı işlediğimiz için şu an ondalık ortalamdalık sayıya çevirelim. 1 bölü 4'ü ne ile genişletmem lazım benim? 25 ile genişletmem lazım. 25 bölü 100 sayısını elde ettim. Dolayısıyla arkadaşlar işlemin sonucu nedir? 0,25'tir. Şimdi ikinciye gelelim. B çarpı C işleminin sonucu. Arkadaşlar bunu bu tarafa çekiyorum şöyle. B sayısı 3 bölü 4 idi. C sayısı da 4 bölü 3 idi bakın. Evet bu ikisini çarparsanız görüyorsunuz çok basit bir çarpma işlemi çıktı karşımıza. Bu işlemin sonucunu 1 bulursunuz. Evet üçüncüyü de şuraya çekeyim. C bölü A sayısını bulursanız eğer C sayısı neydi? 4 bölü 3 idi. A sayısı neydi? Eksi 1 bölü 2 idi. Burada da bölme işlemi var. Birinci kesrimi aynen yazıyoruz. Yazdım. İkinci kesrimi ters çevirip çarptığımda görüyorsunuz eksi 8 bölü 3 sayısını elde ettim arkadaşlar. Şimdi eksi 8 bölü 3 sayısına gelince işte burada zaten bir sonraki başlığımıza adım atmış olacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz eksi 8 bölü 3 sayısının paydasını 10, 100 veya 1000 gibi onun kuvveti yapamazsınız. He. peki o zaman ne çıkacak karşımıza? Devirli ondalık sayılar çıkacak. Şimdi arkadaşlar sırada devirli ondalık sayılar konumuz var. Hadi geçelim devirli ondalık sayılara. Evet. Şimdi arkadaşlar şu örnekte gördüğünüz gibi bakın 8'i 3'e bölerseniz bölme işleminin hiç bitmediğini görürsünüz. Bazen böyle şeyler çıkar karşımıza. Hakikaten yapalım bakın 8'i 3'e bölelim gelin birlikte. 8'i 3'e bölerseniz işte 2 defadır 2 kere 3 6. Buradan 2 geldi. Virgül koydum. Sıfırla tamamladım. 20 3 6 defadır. 6 kere 3 18. Bakın tekrar 2 geldi. Sıfırla tamamladım. Tekrar 6. He, ben burada fark ediyorum ki 2'den sonrası arkadaşlar virgülden sonrası 6 6 6 şeklinde sürekli tekrar ediyor. İşte biz bu tip sayılara ne diyoruz arkadaşlar? Devirli ondalık sayılar diyoruz. Ve bunu şöyle gösteriyoruz. 2 virgül 6'nın üzerine çizgi çekerek gösteriyoruz. Burada 6 sayısının sonsuza kadar sürekli tekrar ettiğini ifade etmiş oluyoruz. Tabi burada parantez içinde arkadaşlar şunu söyleyeyim. Devirli ondalık sayılar rasyonel sayılardır arkadaşlar. Virgülden sonrası sonsuza gider ama düzenli bir şekilde sonsuza kadar gittiği için devirli ondalık sayılar rasyonel sayıdır. İrrasyonel sayılar çünkü virgülden sonrası düzensiz olarak sonsuza kadar giderler. Peki şimdi biz bir devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya nasıl çeviriyoruz? Arkadaşlar bunun için bir formülümüz var. Şöyle bir formül. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım Paydada da virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen hane kadar da 0 var. Tabi bunu uygulamada nasıl yaptığımızı görelim bakın şimdi. 1,3 devreder sayısını şimdi rasyonel sayıya çeviriyorum. Arkadaşlar sayının tamamı 13'tür. Eksi devretmeyen kısım 1'dir. Bölü. Şimdi paydası için arkadaşlar virgülden sonraya bakıyorum sadece. Virgülden sonra kaç tane devreden hane var? 1 tane. Dolayısıyla 1 tane 9. Devretmeyen hane olmadığı için yanına 0 koymuyorum. Dolayısıyla 13 1 12'dir. 12/9 da nedir arkadaşlar? Sadeleştirirseniz 4/3'tür. Evet 1,3 devreder sayısı arkadaşlar 4/3 rasyonel sayısına eşittir. Şimdi gelelim ikinciye. 2, 15'te 5 devre diyor. Arkadaşlar sayının tamamı nedir? 215'tir. Eksi devretmeyen kısım 21'dir. Şimdi paydaya geliyorum bakın. Virgülden sonra bir tane devreden basamak olduğu için bir tane 9 koydum. Bir tane de devretmeyen olduğu için 0 koydum. Evet artık 215'ten 21'i çıkarıyorsanız işte burada paydada 90 var. Yukarıda da ne olur? 15 çıkaralım. Sonra 6 daha çıkaralım. 194 geliyor galiba arkadaşlar. 194 bölü 90 sayısını elde edersiniz. Tabi burada sadeleştirme işlemlerini yapabilirsiniz. Şu an konumuz olmadığı için o sadeleştirme işlemini yapmıyorum. Üçüncü örneğimize geçiyoruz. 20,24 devreder sayısı. Arkadaşlar burada da 2024 sayının tamamı eksi devretmeyen kısım 20'dir bölü virgülden sonra 2 tane devreden bakın 2 ve 4 devrettiği için 2 tane devreden rakamımız var dolayısıyla paydaya 99 gelir. Arkadaşlar artık işlemi yapmasak da olur. 2024'ten 20 çıkarırsanız 2004/99 şeklinde ifade edebilirsiniz. Ha sadeleşme işlemi gerçekleşiyorsa sadeleştirirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar son iki durum biraz özel bir durum. Buna da bakalım. 3,9 devreder sayısına baktığınızda bakın Sayının tamamı 39. Eksi devretmeyen kısım 3 bölü. Virgülden sonra bir tane devreden olduğu için bir tane 9 rakamı koydum. Evet ne oldu bakın? 36 bölü 9 oldu ve sonuç 4'e eşit. Hayda görüyorsunuz 3,9 devreder sayısı arkadaşlar 4'e eşit çıktı. Ha, burada arkadaşlar o zaman şöyle bir şey belirtiyoruz. Eğer devreden rakam 9'sa kendisinden önceki rakamı, kendisinin sol tarafındaki rakamı bir üste tamamlar. Bakın gördünüz mü? 3,9 devreder. Kendisinden önceki rakam 3. Onu bir üste tamamladı ve sonucu 4'e eşit olarak bulduk. O zaman 4,29 9 devreder sayısını da biz bu şeyle yapalım. Artık formül kullanmadan. Ne demiştik? 9 devrederse kendisinden önceki basamak bir üste tamamlanacak. Dolayısıyla bunun sonucu ne olarak çıkacak arkadaşlar? 4,3 olarak çıkacaktır. Arkadaşlar sırada bir devirli ondalık sayı sorumuz var. Tabi aslında bu bir rasyona sayı sorusudur aynı zamanda. Şimdi 1,4 devreder nedir arkadaşlar? 14 sayının tamamı eksi devretmeyen kısım 1 bölü virgülden sonra bir tane devreden olduğu için 9 artı 0,2 sayısı nedir? 2 bölü 9'dur bölü. Arkadaşlar burası da sayının tamamı 6. Devretmen kısmı olmadığı için 6 bölü. Virgülden sonra bir tane devreden olduğu için 9. Bir tane de devretmen olduğu için 0'dır bakın. Şimdi bundan sonra rasyonel sayı sorusu zaten. Dolayısıyla ne oldu bakın. Burası 13 bölü 9 artı 2 bölü 9 bölü. 6 bölü 90 haline geldi. İşlemi yapıyorum hızlıca. Yukarıdaki kesir 15 bölü 9'dur. Birinciyi aynen yazdım. Çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Dolayısıyla 90 bölü 6 haline geliyor. Evet buradan arkadaşlar sadeleştirme işlemlerini yapalım. 90'la ile 6'yı zaten bölerseniz burada 15 bulursunuz. 15 ile 15'i çarptım. 225 bölü 9. 225'i de 9'a bölerseniz zaten 25 bulursunuz. İşlemin sonucu 29'muş arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuz X ve Y aralarında asal sayılardır. Aralarında asallığın altını çizelim. X y 1,3 devreder olduğuna göre X y farkı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 1,3 devreder nedir? Sayının tamamı 13. Devretmeyen kısım 1 bölü. Virgülden sonra bir tane hane olduğu için 9. Dolayısıyla nedir? 12 bölü 9'dur. Bakın bunu aralarında asallık e, muhabbetini yaparken hatırlayın demiştik ki X ve Y aralarında asalsa X y kesiri sadeleşmez. Dolayısıyla 12 bölü 9 kesirini önce sadeleşebilir hale getirmeniz lazım. 3 ile sadeleştirirseniz 4 bölü 3 haline getirirsiniz. Dolayısıyla artık buradan x'in 4 olduğunu y'nin de 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü x ve y aralarında asal 4 bölü 3 de aralarında asal olduğu için x artık 4'tür y de 3'tür. Dolayısıyla arkadaşlar x eksi y farkında kaç bulurum? Bakın 1 olarak bulurum. Arkadaşlar bugün ondalık sayıları işledik sizlerle hızlı bir şekilde. Önümüzdeki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.